Rus enerji şirketi Gazprom, ruble ile ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu açıkladı. Ayrıntıları alacağız şimdi. Hemen canlı yayın noktamıza uzanalım. O noktada ekibimizden Sevda Dükkancı bizi bekliyor. Bulgaristan'a, Sofya'ya uzanalım ve sözü Sevda'ya bırakalım. Evet, aslında bekleniliyordu ama bu kararın bu kadar ani ve ön bilgi verilmeden olmasına ihtimal vermiyordu ne Avrupa Birliği ne de Bulgaristan. Dün ani bir şekilde hiç peşin bilgi vermeden Gazprom açıklamada bulundu. Bulgaristan ve Polonya özellikle yeni şartlar bağlamında rubleyle ödeme yapmadığı için ve mevcut tedariklerin ücretini ödemediği gerekçesiyle tamamen vanaları durdurdu ve doğalgaz hattındaki bütün tedarikleri kapattı. Bunun karşısında tabii ki bunun bir siyasi karar olduğuna dair hiç şüphe yok ki. Başbakan Kiril Petkov şu an açıklamada bulundu. Bu tam bir şantajdır dedi. Bizler bu haraca bel bağlamayacağız ve bunun bizi bükemez şeklinde açıklamada bulundu. Hemen hatırlatmakta yarar var. Bulgaristan topraklarından Balkan akımı olarak, aslında Türk akımı bir parçası olan transit bir doğalgaz hattı geçiyor ve buradan Macaristan ve Sırbistan'a gaz tedarikleri yapılıyor. Yine Polonya'dan ise oradan Almanya giden bir doğalgaz boru hattı söz konusu ve şu an onlarda da Rus gazı durdurulmuş bulunuyor. Bunun aslında temel gerekçesi olarak Başbakan, özellikle Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov'un bugün Kiev ziyaretine işaret edildi. Bundan sonra Bulgaristan artık askeri ve silah olarak da Ukrayna'ya tedarik etmeyi düşünüyor ve bundan dolayı da bu defa Gazprom kesin bir şekilde tekel konumunu da tabii ki kullanarak böyle bir karar aldı. Tüketiciler bundan zarar görmeyecek dese de bundan sonra gerek Azeri gazı gerek de az önce Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le görüştü Kiril Petkov, Bulgaristan Başbakanı ve şimdi yeni alternatifler aranıyor. Ancak belli ki Rusya burada istediği gibi, istediği şekilde bütün dayatmaları bütün Avrupa Birliği'ne de koyuyor diyelim. Ursula von der Leyen de az önce açıklama yaptı ve bu sadece iki ülkeye değil Avrupa Birliği'nin tümüne getirilen bir darbedir açıklamasında bulundu. Bizler de tabii ki gelişmeleri takip ediyor olacağız.